Merhaba arkadaşlar, hepiniz Buketle Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerin adına niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz, bu arada duymak istediğiniz ne varsa niyetlenin. Bakalım falımız bize neler söyleyecek. YouTube'daki güzel yorumlarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Nasıl ulaşacağız diyorsunuz? Buketle Kahve Falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size falımı açacağım ve bakalım bize bugün falımız neler söyleyecek. Hemen gösteriyorum size de. Yollarımız var. Olaylı yollar. Düşüncelisiniz. Yola gitmek zorundasınız. Yola gittiğinizde bir kişi, bir kısmetli bir durum var. Yani şöyle, yolun sonunda bir resmen balığınız var. Bu yolla alakalı bir konuşmadan sonra bir yola gidişiniz var. Yola gittikten sonra orada arka arkaya döndüğünüz bir durum yaşayacaksınız. Yani maddiyat sebepli bir yere gidişiniz. Belki iki kardeş gideceksiniz. Belki hani amca baba falan gidecektir. Ama orada bir fikir ayrılığı var. Hatta şöyle üç kişiler. İki kişi bir tarafta, bir kişi bir tarafta çıkmış. Bu parayla alakalı bir yolun sonunda kesinlikle bir fikir ayrılığı olacak. Bu para haneye ilgilendiren bir para. Dediğim gibi iki kişi bir tarafta, tek kişi bir tarafta çıkmış bir fikir ayrılığı var. Aklınız biraz karışık arkadaşlar. Böyle çok fazla laflarınız var, yollarınız çıkmış. Burada da bir iki kişi bir yola gidişiniz var. Bu yola gitmeden önce de bir sürü gitsek mi gitmesek mi ne yapalım o zaman mı gitsek şimdi mi gitsek gibi. Böyle bir planlarınızın sürekli değiştiği. Hani A planı kurulmuş ama Z planı uygulanıyor gibi bir farklılıklarla gideceğiniz bir yol var burada da arkadaşlar. Burada da ne kadar çok yol var gerçekten. Bakın şimdi burada bir yol daha var. Yani bu ara böyle bir yollarınız var. Çok yollarınız var. Burada bir karışıklık var. Hatta bu karışıklık şöyle. Şu iki yolla alakalı tam ortada. Bir karar vermeniz gerekecek. Bu yol sizin kararınızla alakalı bir yol. Mesafe açısından bir yol değil. Tam da ikileme düştüğünüz, tam da hangisini yapmam gerekiyor dediğiniz bir durumun tam ortasında kaldığınızı görüyorum. Gönlünüz diyor ki ben şu yola gideceğim. Aklınız gidiyor ki ben bu yola gideceğim. Siz de tam ortadasınız. Böyle ikilemde kaldığınız bir durum olarak vermiş bu fincan. Şu yol kesinlikle seyahat yolu değil. Bunu söyleyebilirim. Sıkıntılı çıkmış yüreğiniz. Bir parçasını çok ciddi bir ferahlamasını yaşamışsınız. Yani çok net bir arkaya dönüş var. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir adamın eline bir şey alıp da arkasını döndüğünü çok net görüyorum. Bu evin erkeğidir, hanenin reisidir, eşinizdir, partnerinizdir bilmiyorum. Sevgilinizdir bilmiyorum. Ama bir erkeğin net bir dönüşü var. Erkek izleyen arkadaşlarım, siz dönmüşsünüz arkanızı. Böyle değerlendirin bunu. Çok net bir erkek olan kişinin arkasına dönüşü var. Kadın olan kişinin de bu şöyle olmuş. Bir iki kişiyle bir konuşma var. Böyle bir arada kalma var. Ailelerin dahil olduğu bir durum var. Kadın kişi olan bu inanılmaz kafası karışık ve açıkçası konuşulanlara çok fazla kulak asıyor. Erkek de diyor ki net ol. Net ol. Böyle düşünüp de arkasını dönen bir erkek görüyorum. Hatta böyle çok da uzun bir mont giymiş gibi. Bu bir erkek. Devlet kapısında çalışıyordur, resmi bir görevi vardır, askerdir, jandarma, polistir bilmiyorum ama rütbesinin olduğunu gördüm. Yani bir devlet kapısıyla bağlantılı bir yerde çalışıyor. Malatya'nın M'si, Malatya'nın M'si harfi çıkmış. Bu erkeğin böyle önünde bir uğraşı var. Yani çok net şunu söyleyebilirim. Erkek arkadaşınızın boşanmamış olduğu bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Yani bir evliliği var olabilir, sizin sevgiliniz olabilir bu insan fakat henüz hanesi bitmemiştir.
vesaire sebeplerden ötürü bu erkek çok net almış önüne doğru gitmiş bir haneye gidiyor. Yani bunu çok net gördüm. Evli arkadaşlarım, bunu nasıl değerlendireceğiz diye düşünen arkadaşlarım varsa, yani sizin İlişkiniz bittikten sonra erkek arkadaşınızın hemen bir hane kuracağını duyabilirsiniz. Böyle bir netlik var arkadaşlar. Ve sizi özellikle iki kişi o kadar çok fazla etkilemiş ki kadın olan tarafı. Yani bu kadın el alem ne der mi? Artık el alemin dedikleri mi bilmiyorum. Bir şekilde net bir başkalarının laflarından etkilenmiş. Erkek kişinin de çok net gidip de yuvasını kurduğunu gördüm. Böyle bir durumunuz var arkadaşlar. Burada bir insanın gırtlağına sıkasınız var. Bayağı omuzuna böyle yakasına yapışmışsınız. Nalan, nasıl söyleyeyim? Nide'nin N'si harfi çıkmış. Bu Nide'nin N'si harfiyle alakalı sizin isminizdir, karşı tarafın ismidir bilmiyorum. Böyle bir insandan aldığınız haberden sonradır bilmiyorum. Fakat sizi iki kişi resmen diyor ki dur yapma, ne olur yapma yani. Arkanızda sizi destekleyen iki kişi çıkmış. Siz de bir insan öyle bir öfkelisiniz ki tam da altında Nide'nin neyse. Artık böyle bir harf vermiş. Ya bu durumun ismidir, durumla alakalıdır ya kişiyle alakalıdır ya da haber aldığınız kişidir bilmiyorum. Ama çok net bir harf gördüğüm zaman söylüyorum. Böyle bir harf var arkadaşlar. Yüreğiniz sıkıntılı. Açıkçası bu el alem ne der ve erkeğin arkasının dönüşüyle alakalı bir ferahlık var. Bu sizin için hayırlı bir durum olmuş. Ama böyle bir net giden var yani. Bunu çok net gördüm açıkçası arkadaşlar. Güzel bir haberiniz var. Şöyle, tam da siz bu insanı öfke patlaması yaşadığınız an gelecek olan bir haberin size belki biraz sakinleştirebilir. Ya da bu ne dediğim durumun artık sizinle alakalı olumluya dönüşü. Haş harfi de var orada. Haş. Bayağı harfler çıkmış sizin bu fincanınızda arkadaşlar. Ben birleştirin artık bu haş harfi kim olabilir? Gelecek olan haber bu durumu biraz hafifletiyor. Yani bir hafifleme yaşadığınızı görüyorum burada. Şimdi buradaki maddiyatla alakalı iki kişiye tek kişi kalmış dediğimin haricinde şurada bir yolunuz var ki bu yola da bir kalabalık gidişiniz var. Bir yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Şurada ikiye tek kalma durumu var ya, birinin karşıdan izlemesi var. Çok net sizin orada arkanızı dönmesi, gruplaşmanız sanki bilinçli siz o yola gidin de hani böyle hani komplo kurulmuş gibi bir durum var. Böyle bir insan sizi uzaktan izleyecek. Sizin hanenizde bu gruplaşma ya bir kişi çanak tutabilir. Yani bir kişinin oh canıma değsin diye bakışı var. Bunu gördüm. Bunun haricinde şurada bir kalabalıkla bir yola gidişiniz var. Bir araba var. Bir arabayla beraber gelecek olan var. Yani siz bu ara böyle bol bol yollarınız var. Bu yolda da kalabalık. Önce gideceksiniz. Bu kalabalıkla beraber bir konuşma yapılacak. Maddiyatla alakalı toplanma var. Aile toplanması gibi çıkmış arkadaşlar bu. Birden fazla insanın arabayla birinin dahil olması da söz konusu. Bir kalabalığın toplanması. Sonrasında ise bu fikir ayrılığı yaşayacağınız durumu yaşayacaksınız. Kesinlikle bu böyle olacak arkadaşlar. Bir kişi dediğim gibi siz uzaktan bakacak. Yani bu yollar yurt dışı ile alakalı iş yaşayan arkadaşlarımın gelişmeleri de olabilir. Bunlarla alakalı bir haber bekleyen varsa böyle bir gelişme de yaşayabilirsiniz açıkçası. Bilginiz olsun. Çok fazla yolunuz çıkmış. Ama bunlardan bir tanesi kesinlikle fikir ayrılığı. Karar veremeyişinizle alakalı. Yani iki inatçı keçi mi desem, kavuşmaya çalışan iki insan mı desem, birbirine uzaktan bakan iki insan mı? Resmen yani bir ayrılış yaşayan varsa aranızda herkes kendi hanesini kurmuş. Onu söyleyebilirim. Hanenizin aydınlanması var. Size gelecek bir paranın kesinleşip de hanenize düşmesi var. Şöyle göstereceğim. Fazlaca lafınız var. Şurada resmen böyle birbirine bakan ama arada daha henüz mesafesi olan iki inatçı keçi gibi bakmış. Sanki bu insan ailesini kurmuş, bu insan burada ailesini kurmuş. Böyle birbirine baka kalan evli çiftlerin
Hani başka evliliği kötü giden çiftlerin birbirine bakması mıdır? Bunu artık nasıl isterseniz öyle yorumlayın arkadaşlar. Bu sizin hayatınıza dair bir şey var ki ben görüyorum bunu. Böyle ya kavuşamayan ya aniden ayrılıp da hanelerini kuran olarak değerlendirebiliriz. Böyle bir durumunuz var. Evet, evinizin içi çok net konuşuluyor. Burada güzel bir temiz bir durum. 4 kişilik bir hane gördüm. Evin içinde 4 kişilik bir hane olarak. Hani evleneceklere iki çocuk yaparlar bilemem. Ya da evlenmiş ayrılmış arkadaşlarım. Herkes kendi çocuğunu alıp 4 kişiden ibaret bir yuva kurur bilemem. Temiz haneniz var. Bu çok net çıkmış. Laflarınız var. İki yüzlü insanlarınız var. Çok dikkat edin. Hanenize girip çıkıyorlar bu insanlar. Sizin iyiliğinizi istiyormuş gibi davranıyorlar. Hatta bir tanesi öyle ki dostunuz gibi baya derdinizi dinlemeye çalışıyor ama hiç iyi niyetli değil. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin diye uyarıda bulunayım ben size. Geleceğinizin aydınlık olduğunu, temiz olduğunu çok net görüyorum. Ciddi konuşulan bir yuvanız, haneniz çıkmış. Böyle atlattıklarınızı mı artık konuşurlar? Şuradaki sıkıntılı süreci atlattı da neler atlattı diye dedikodunuzu mu yapıyorlar? Ne iyi niyetli ne kötü niyetli net bir rengini belli etmeyen insanlar var. O yüzden de dedikodunuz mu, gurur mu duyuyorlar? Ben ayırt edemedim. Hanenize gelen giden insanlara lafınızı, sırrınızı vermeyin. Mutluluğunuzu paylaşmayın gözünüze. Yani mutluluğunuzun gözlerinde kaldığını görüyorum. Göz aldığını görüyorum mutluluğunuzun. Çok temiz bir 4 kişilik hane gerçekten. Yani burada sonunda aydınlandığınızı görüyorum. Bu sıkıntılı sürecin sonlanacağından eminim. Yani gayet de ferah bir fal. Gelecek açısından bu sürecin sonlandığını, kafanızın karışıklığını, bu ikilemle alakalı netlik verdiğinizi net göstermiş arkadaşlar. Bugünün falım bu kadar. Başka bir şey göremedim arkadaşlar açıkçası. Ben her gün yeni video yüklüyorum kanalıma. Her zaman beni takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Her gün yeni video kanalda oluyor. YouTube'daki güzel yorumlarınız için hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Buketle kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Nereden ulaşacağız diye soruyorsunuz. Instagram hesabından bana özel yazabilirsiniz. Özel fal bakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi söyledim, her şey sizin olsun. Herkes gönlünün ekmeğini yesin diyorum. Her şeyden önce sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Yarınki falında görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.